Tamam, gelsin, sıkıntı değil. Tamam, önce Cevdet gelsin, seninle bir yüzleşsin. Haklı olarak Cevdet şimdi mağdur konumuna düştü. Öyle görünüyor. Ama bence öyle değil. Cevdet gelir misin lütfen? Gerçekten yalan rüzgarına döndü yani. Cevdet hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ne yaptın, saçımı boyattın sağ ol, Cevdet? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. İmaj çalışması yapmışsın. Yok efendim. Saçı niye boyadın, tanımasınlar diye yok boyadın. Yok efendim, saçımı güya vurmamışım. Saç siyah değil, beyaz değil miydi ya saç? Otur otur, saçım o bakayım. Saçım aynı şekil. Ha? Böyle miydi ben? Ha, orada otur, tamam. Oraya köşeye otur. Sanki daha siyah beyaz hatırlıyorum ben. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Yok efendim. Yani imaj çalışması yapmadın. Saçım öyle. Cevdet, Raci ile tanışıyor musunuz? Hayır efendim. Hı. Peki neden sence bunun bir oyun olduğunu söylüyor Raci? Oyun mu sence? Efendim ben de dün sizin yayınınızı seyrettim. Hı hı. Bunlar hep yalan, bunlar hep itiraf. Ya Naci ilk gün geldi orada oturdu. Dedi evet Sakine'yi de tanıyorum, Cevdet'i de tanıyorum. Bunlar hep yalan. Bunlar kendin aranızda ne yapmışlar ne etmişler, benim haberim yok. Vallahi de şimdi de Naci'yi tanımıyorum. Naci hiç görmemişim. Hı. Naci de burada yüzüme söylesin. Bakın ben Cevdet'e diyordu ben 10 tane altın vermişim. Bunlar hep yalan efendim. Şimdi Raci'nin bu kelimeyi kullanabilir miyim arkadaşlar ya? Şimdi rütük kuralları gereğiydi, ben gerçekten Türkçem bozulacak yani. Ne diyoruz? Ticaret kelimesini kullanırken hemen bana yanıt verin lütfen. Reji beni dinlemiyor mu? Ne yapıyor Reji? Özgür, bir yanıt verir misin lütfen? Para karşılığı birlikte olmasını sağlıyormuşsun kadınların vücudundan, para karşılığı menfaat sağlıyormuşsun. Kesinlikle öyle bir ve şey yok. Ve bunun ticaretini yapıyormuşsun. Öyle bir şey olsa benim borcum niye olsun? Hı? Benim öyle bir şeyim bak olsa... Bak seninle ben... ilgili bu kadar insan kim, bu kadar düşmanın niye olsun? Sürekli telefon yağıyor seninle hep ilgili. Hep Doğu Şubesi'yle niye arıyorlar? Hep Akdeniz, Ege, iç bölgelerden benim, niye aramıyorlar? Bir tane beyefendi geçen gün aramıştı, işte Doğu Şubesi yoktu. Hangisi? Hiç de yoktu, bir tane beyefendi, yaşım var. Yaşım bayağı var, hatta bana İzmir'den aradı beyefendi. Evet. Sesinden hiç de öyle Doğu Şubesi'yle kimse aramıyor yani. Yok, ben, bir sürü insan arıyor. Ben İzmir'e askere gittim sadece. Şimdi... Cevdet, senin Raci'ye soracakların var mı? Efendim bunlar hep yalan. Ben buraya da geliyorum, konuşmak da istemiyorum. Biliyorum. Bunlarla fazla hiç konuşmak istemiyorum. Belkıza diyor fazla ki... Fazla şey etme. Bak benim yüzüme gülüyor, böyle gülüyor. Ben ondan nefret ediyorum. Sen bende zaten çok tamam. Nefret... Senin derdin bana neydi? Ben de onu diyorum. Benim derdim seninle ne var ki? Ben tamam, 18 yaşında bir yaşlı, 50 yaşındaki adamla benim derdim ne olacak ki? Ben de bunu sürekli kendi tamam, kafamda kocalıyorum. Tamam, ben sana ne yapmışsın? Sen dün de Didem ablama diyor ki, Didem hanıma sen diyorsun. Sen var ya, Cevdet, sen çok beni şeysin. Beni Antalya götürmüş. Ben Antalya seni nereye götürmüşüm? Sen diyorsun... Yayla desin Allah rızası için bu Cevdet bu kızı bana vermiş. Sen bunu da gitmişsin, ne etmişsin, ne yapmışsın, benim alakam sizden yok. Allah Allah. Ben seni nerede, seni tanıyor muyum? Tanımıyorsun. Ne o zaman burada sen diyordun ben seni tanıyorum. He, sen onu bana oyunu. Söyle. Benim mi oyunum? Evet. O zaman... Bu kadar sircilerin içini kötüleniyor. Yok, hakaret yok ama hakaret kızabilirsin. Bunu da oyuna getirdi. Ben mi oyuna getirdim? Senin oyuna getirdi. Oyunun bu, senin oyunun. Tamam mı? Benim oyunumla senin bir, oyunun. Bana bir delik çıkart. Sen... Evet, evet doğru da ben yapmışım. Gelmezdim. Senin insan... Bir de kendi benim, karı bir de buraya benim, gelmiş bir de benim kapandı. Sevgilim var sen... Mehmet. Evet, Mehmet ben... sen Mehmet sen. Ben 1 milyon insan sana bakın. Nasıl Mehmet baksın, seni alacak? Baksın. Benim bir şey yaptığım şey değil. Mehmet, ben kendi istemli hiçbir şey yapmadım. Söyleme. Eğer senin karınla ilgili iddialar doğruysa karın seni nasıl Allah hala seninle nasıl evli? Ha? Madem öyle. Yalandır. Öyle ama yalandır. Nerede? Hala olur mu? Kendi gözüne söylüyor. İşte bu hadi adamla gitmiş gelmiş. Aysel Koçak yalan mı? Sahte gelin olarak kullanmışsın Aysel'i. Yalan mı? Yalan değil. Heh. Ben sahte gelinle... Aracı olarak Allah rızası... Rızası için.
Ya şimdi çok biri dese mesela bir dün çok, bir şey olsa mesela aracı işte bir beni görürler götürür evlendiriyorlar. Cevdet. Benim hakaretim nedir? Benim fikrim nedir? Bir şey söyleyeyim mi bak. Zaten bu bir mahkemelik olmuş. Adamın parası da geri vermiş. Bir şey söyleyeyim. O daha 18 yaşında sen 50 yaşındasın. Tamam mı? O 18 yaşında. 18 yaşında olursa niye babana dönmüyor ne küfür artık yok. Gerçekten yemin olsun azıcık dolmuşum dedim. Babam bana insan olsaydı gelirdi benim yanımda dururdu. Bununla durmazdı. Benim buna vermezdi. Hiç kimsenin yanına vermezdi ben baba. Ben senin babanı kovdum gitti. Gelsin gelsin. Baban gelsin. Çünkü ben baba de senin babana lafını, söylüyorum. Babam diyor bak, bak senin baban şu anda da bizi seyrediyor. Senin amcan bizi seyrediyor. Tamam senin bütün akrabalar bizi seyrediyor. Seylesin. Ben diyorum o kıza sağım çık. Gel senin kızın neredeydi? Kızını getir. Tut. Çok teşekkürler babama öyle bir şey söylediğin için. Vallahi ama yalan söyleme. Bilen söyledi. Yalan yana, söyleme. Tamam yalan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen benim hakaratım, benim hiçbir hakaratım sana olmamış. Mesela bu adama gitmişse gelmişse yine bak konuşma. Cevdet bana bir şey söyleyeceğim. Doğrusu sen benim yerlimsin. Tamam bir şey bak. Ne? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi söyle. Sen eve geldiği gün babamla dedim biz babamın bir arabası vardı beyaz. Hayır o fotoğraf da bende var babamın. Senle babam tamam dedik biz gideceğiz bir bayana bakıp geleceğiz. O da mı yalan? Vallahi yalan. Vallahi yalan vallahi söyleme yalan, ya. Vallahi yalan billahi yalan. Yalan söyleme. Ha. Senin gözünde sana var ya. Sana yemin ediyorum sen yalan. Sen olsaydın babamla ilgilendirmezdin altına ben senin babana demişim. Peki. Sen lütfen. Bir de sen dün yayında söylüyorsun evet. Cevdet. Cevdet bana git. Cevdet beni o togarda görmüş. Evet var. Eve getirmiş. Evet var. Bakın sen dönde kim oldun? Vallahi biz o zaman telefon kullansaydım yemin olsun çekerdim. Cevdet'e de böyle anına ha, basardım. Telefonu tamam yok ya. Senin telefonu bunlarda var sonra yok. Ben kendi temizlemeye çıktım tamam. Tamam o benim kendi... Bir dakika. Didem Hanım araştırsın. Veya bir telefona mesajla gidişim gelişim. Cevdet bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak Cevdet bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olun dinler misiniz? Diyorsun ki Belkıza ile ilgili iddiaları kabul etmiyorum. Ama Aysel'e iyilik yaptım. Ama onlar diyorlar ki Aysel'e gönderdiğin kişiler bizi Cevdet dolandırdı paramızı aldı. Orada bir yanlış yapmış olabilirim. Başka yerde yanlış yapmış olabilirim. Belkıza ile ilgili olanları neden kabul etmiyorsun biliyor musun? Bir dakika lütfen. Didem Hanım bak, Belkıza ile alakam yok. Çünkü neden? Olsaydı ben diyerdim Didem Hanım benimle Belkıza bu alakam var. Cevdet'e alakam benimle çok. Bir dakika bir saniye. Şimdi Belkıza önce Murat'la evleniyor 13 yaşında. Evet. Tamam mı? Bir 4 yıl. Murat'ı da tanımıyorum. Murat'ı buradan gördüm. Bir dakika Cevdet bir dakika. Şimdi önce Murat'la evleniyor. 13 evet. yaşında evleniyor. 2 yıl falan onun yanında kalıyor. Yani 13, 14, 15, 16 yaşına kadar onun yanında kalıyor. Sonra en sonda 17 yaşında daha sonra da Fehim'e gönderiliyor. Fehim'in yanında 1 ay kalıyor. Ama Belkıza'nın hayatında yaklaşık 1 yıllık bir boşluk var. Biz bunu babasına da sorduk. Bir yıl boyunca Belkıza'nın sığınma evinde kaldığını söylüyor. Şimdi o kadar uzun zaman biz bakacağız E-Devleti'ne eğer ona izin verirse. Antalya. Ama Antalya evin... seri şey var ya. Ne kadar Antalya kaldın sığınma evinde kızım? Ya. Ne kadar kaldın kızım orada? Ben bir ay mı? İki, bir tamam. ay kaldım. Bak hepsi onlar çıkar. Şimdi bir dakika Cevdetçim. Cevdetçim bir saniye. Şimdi sığınma evinde kızımız bir ay falan kalıyor. Tamam mı canım benim? Ama bir yıl boyunca bu kızı birileri bir yerlerde kullanmış. O da diyor ki bunu Cevdet beni kullandı diyor. Bir delili çıkarttı. Raci, onun beyanını da diyorsunuz ki yalan söylüyor. Raci geldi ben diyor bu kadar profesyonel yalanları o söyledi. O da yalan konuştu. Kim doğru konuşuyor? İşte bunlar ikisi de yalan konuşan bunlar. O kadar yeteneğim yok benim yalan söylemeye.